Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 20 Ekim'de Türkiye saatine göre 17:58'de 27 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Ateş elementinin öncü niteliklerini taşıyan çok güçlü bir Dolunay. Evet, bu Dolunay Mars tarafından yönetiliyor ve yönetici gezegeni Mars Terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Güneşle beraber ve Ay'ın tam karşısında. Yükselen an haritasında yükselen Koç burcu ve ay haritanın birinci evinde ve ana akslarda öncü burçlar var ve haritanın tam emsi noktasına yakın 10. evinde de Plüto yerleşmiş durumda ve bu Dolunay'ın en güçlü açısı Mars-Plüto karesi. Mars-Plüto karesi çok zor bir açıdır, güçlü bir açıdır. Enerjisi güçlü bir dolunay. Özellikle öncü burçlarımızı daha güçlü bir şekilde etkiliyor. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarımız için öncelikli olarak önemli bir dolunay. Doğum günleri 17-23 Ekim arası olan terazi burçlarımız, doğum günü 15-21 Nisan arası olan koç burçlarımız, 17-23 Temmuz arası olan yengeç burçlarımız ve 15-21 Ocak arası doğan oğlak burçlarımız için önemli ve güçlü bir dolunay. Ve yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında öncü burçlardaysa veya yine öncü burçlarda koç, yengeç, terazi, oğlak burçlarının 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yine bu dolunayın sizi etkileyeceğini, bu gezegenlerin bulunduğu alanlarla ilgili, sembolize ettiği konularla ilgili önemli durumları açığa çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Evet, dolunayla aydınlanma dönemleri, farkındalık dönemleri, özellikle yeni ayda oluşmuş bazı fikirler ya da başlattığımız işler, girişimler dolunayda olgunlaşır. Artı eksi yönde bazı farkındalıklar getirir, elde edişler getirir. Hatta bitişler, dönüşümler, kapanmalarla da ilgilidir. Ay artık en parlak döneminde doruk noktasındadır. Dolunayla beraber gizli olan konular açığa çıkar. Bu tabii ki bilinç altımızda da bazı şeyleri açığa çıkartır. Bazı duygular da daha fazla açığa çıkar. Ve dolunaylar bizi fiziksel, duygusal ve bedensel olarak çok etkiler. Özellikle böyle ateş elementinin dolunaylarında ve Mars'la Plüton'un kavga ettiği bir dolunayda daha dürtüsel, daha tepkisel davranma olanağımız vardır. Evet, bu dolunay hem çok güçlü bir dolunay. Hayatımızda hedeflerimize ulaşma konusunda bize başarı veren, bu başarıya ulaşacak hırsı, kararlılığı, mücadele gücünü bize veren bir dolunay ama aynı zamanda zararlar da getirebilecek bir dolunay. Bu biraz ne yönde hareket ettiğimiz, neyi seçtiğimizle de alakalı bir şey. Öfke kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor, şiddete dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı tutkulu, hırslı, bencil eylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Öfkeyle kalkan zararlı oturur yani bu dolunayda. Ancak yaptığımız işler, güçler, kararlılıkla devam ettirdiğimiz, tutkuyla çalıştığımız işler, bir süredir mücadele ettiğimiz alanlarda bu dolunay bize çok güçlü dönüşümler getirebilir. Önemli başarılara da bizi taşıyabilir. Koç liderleri yönetir. Yöneticilerle ilgilidir. Özellikle ünlü kişiler, daha çok yani bunlar askeri liderler olabilir, işte ülke yöneticileri olabilir. Askerler tabii ki, güvenlik güçleri, ordu, Koç burcuyla alakalıdır. Tüm teknik ve mekanik işlerle ilgilenenleri de sembolize eder Koç burcu. Savaş enerjisi vardır burada. Savaşmak kadar savunmak da önemli tabii ki. Yani burada bir tehlike anında ya da bize karşı yapılmış bir saldırı anında kendimizi savunma zorunda da kalabiliriz ya da işte öfkeyle bir başkasına saldırma durumunda da kalabiliriz. Özellikle Güneş'in, Mars'ın, Merkür'ün terazide olması biraz ilişkiler, diplomasi, siyasi konulardaki hassasiyetleri öne çıkarıyor. Toplumsal olaylarla da çok ilgili Mars-Plüto kareleri özellikle ve dolunaylar. Dolayısıyla siyasi ilişkilerde özellikle önemli bazı güç mücadeleleri olabilir. Gücü elinde bulunduran kişiler, liderlerle ilgili mücadeleler artabilir. Ülkeler arası mücadeleler artabilir. Bazı çatışmalar da olabilir. Yani bir anda böyle Mars-Plüto bir şeyleri patlatabilir. Bir anda işte politik bir
gerilim bir savaş enerjisine de dönüşebilir. Bir şiddet olayı da söz konusu olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Liderler mesela açık düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Önemli liderlerin dünya üzerinde de olabilir bu. Yani ülkemizde de olabilir. Biraz böyle şiddet görmeleri, saldırılarla karşılaşması mümkün. Yani bunlar dikkat çeken gelişmeler olabilir ve tabii ki politik alanda, ülkeler arası ilişkileri de ya da ülke içerisindeki yönetimsel ilişki dinamiklerini de önemli ölçüde etkileyebilir. Doğa olayları çok tetiklenir böyle açılarda. Deprem gibi örneğin, yani doğa olaylarını tetikleyebilir böyle bir açı. Sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Bel ağrıları, eklem ağrıları, kas ağrıları, yaralanmalar, işte mesela kırıklar, çıkıklar olabilir Mars-Plüto karelerinde. Baş ağrıları, diş ağrıları, enfeksiyonları, göz problemleri, özellikle başla ilgili organlar, gözler, kronik ağrılar, migren gibi sorunlar. Bunlar çok tetiklenebilir. Dolunay bu hafta genelinde ayın 20'sinde oluşacak ama ayın 17'si ile 23'ü arasında özellikle dolunay enerjileri çok aktif. İşte kendimizi de çok yormamamız gerekiyor. Bu tarz kronik problemlerimiz varsa daha fazla, daha esnek olmak. Yani evet, mücadele gerektiren konular var hayatımızda ama biraz esnek olmak, şartlara uyum sağlamak, dinlenmek, mümkün olduğunca riskli eylemlerden, hareketlerden uzak durmak. Yine ilişkilerde dedi ki öfke kontrolüne dikkat edeceğiz. Çatışmalardan uzak durmak çok önemli hale geliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde gerçekten çok böyle fevri, çok dürtüsel, bencil davrandığımız takdirde, yani duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol edemediğimiz takdirde zararlar görebiliriz. Evet, özellikle önce burçlarımız çok etkileniyor dedik. Şimdi genel hatlarıyla yükselen burçlarına göre bu dolunayın kısa kısa etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, dolunay sizin dolunayınız. Bu dolunayda daha fazla dikkat çekmeniz, daha görünür hale gelmeniz mümkün tabii ki. Yaptığınız işlerin açığa çıkması, sonuca ulaşmanız, başkaları tarafından fark edilmesi mümkün. Bu size kariyerde önemli başarılar getirebilir. Özellikle ilişkilerde bazı mücadeleler var. İlişkiler, işbirlikleri, evlilik konuları olabilir. Buralarda bazı mücadeleler ve stresler olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Güçlü kişilere, özellikle hayatınızdaki aile büyükleri, otorite figürleri olabilir. Veya yasalar, kurallar ya da devlet mercileriyle ilgili konular olabilir. Üzerinizde biraz baskılar hissediyorsunuz. Yönetemediğiniz konular da gereksiz stresler oluşabilir. Bu yüzden biraz daha esnek olmakta hafta genelinde fayda var. Bedensel olarak kendinize dikkat edin. Sağlık konularında hassasiyetler oluşabilir. İşte baş ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları, bazı yaralanmalar olabilir. Enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir böyle bir dolunay. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Kronik sorunlarınız varsa daha fazla özen gösterin kendinize. Dolunayla beraber imaj değişimleri yapabilirsiniz. Yer değişimleri yapabilirsiniz. Belki iş hayatınızda, kariyerinizde güçlü bir dönüşüm yapabilirsiniz. İlişkilerinizle de ilgili bu dolunay size önemli bazı yol ayrımları getirebilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, dolunay 12. evinizde bazı farkındalıklar getiriyor bu dolunay size. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Genel sağlığınıza dikkat edin. Ruhsal anlamda bilinçaltınızda çok hareketlilikler söz konusu. Özellikle sağlığınız, birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler veya evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili konularda biraz daha yorulabileceğiniz, biraz daha efor sarf edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ama sizin için gerekliliği kalmamış bazı işleri, belki hizmet aldığınız kişiler de olabilir bunlar veya bazı alışkanlıklarınız olabilir. Zararlı alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız olabilir. Bunları da fark edip artık hayatınızdan çıkarabilirsiniz. İnanç sistemlerinizde, düşünce yapılarınızda da köklü dönüşümler meydana gelebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç dolunayı 11. evinizde daha önceden uğraştığınız, çabaladığınız bazı işlerinizin, projelerinizin sonuçlandığı, size maddi manevi bazı başarılar getirebileceği bir dönemdesiniz aslında. Evet, kariyerinizde bir yükselme olabilir, bir ödül alabilirsiniz. Örneğin toplum içinde, sosyal çevrenizde fark edilmeniz, öne çıkmanız mümkün. Bu dolunay kendi içinde bazı mücadeleler, stresler getiriyor. Arkadaş ilişkileriyle ilgili özellikle bazı stresleriniz olabilir. Parasal konularda
tutkulu olduğunuz bir dönem, ama bazı baskılar da var parasal konu, borç konularına, borçlanma konularına veya paranızı değerlendirirken, harcarken, yatırımlar yaparken bu konulara daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çok risk aldığınız alanlarda biraz istem dışı durumlarla da karşılaşılabilir. Borçlanma konularında daha temkinli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, size önemli ölçüde etkiliyor aslında bu dolunay, öncü bir burç olduğunuz için. Kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler olabilir. Yeni iş başlangıçları, görev değişimleri, yer değişimleri olabilir tabii ki. İlişkilerinizle de ilgili olabilir bu dönüşümler. Biraz bu aralar mücadeleler var hayatınızda. İstemediğiniz bir ilişkiyi bitirebilirsiniz ya da bir işbirliği var hayatınızda, bir ortaklık var. Belki burada bir ortaklık kurmak ya da bir ortaklığı bitirmekle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Tabii ki bu kariyerinizi de etkileyebilir. Ya da evlilikle ilgili verilen kararlar, yine ayrılıklar ya da birliktelikler yine kariyerinizi etkileyebilir. Aslında geleceğinizi bir şekilde etkileyecek önemli kararlar verme dönemindesiniz. Bazı baskılar var hayatınızda, ama bu baskıları yönetmek için biraz duygusal davranmayın. Daha sakin, daha sağduyulu olmanız gerekiyor. Özellikle ev yuva alanlarında meşguliyetleriniz olabilir. Mesela taşınma konuları ya da evde işler olabilir ya da aileyle ilgili bazı sorumluluklarınız var. Ya da ilişkilerinizle aileniz arasında bazı böyle mücadeleler var, yani evliliğiniz ve aileniz arasında örneğin, ya da bir ilişkinizle aileniz arasında, hani buralardaki çatışmaları da yönetmeniz gereken bir dönem. Daha sakin davranmakta fayda var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç dolunayı 9. evinizde olacak. Bu dolunay özellikle yurt dışı konuları, uzak hedefleriniz, yani belki seyahatler ya da yurt dışına yerleşme konuları ya da yurt dışında çalışma, okuma gibi bir konunuz var. Bununla ilgili dönüşümler ortaya çıkarabilir. Evet, bazı farkındalıklar var. Belki bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Yani mücadele edilmesi gereken bir konu var. Aşılması gereken belki bir yasal konu var. Hani buralarda bazı zorluklar var, ama en azından belirsizlikler ortadan kalkıyor. Ve siz ne olup ne olmayacağı konusunda netleşebileceksiniz bu dönemde. Hukuksal konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz, ama hukuksal bir konu da gündeminize gelebilir. Akademik konular ve eğitimle ilgili alanlarda daha hırslı ve tutkulusunuz. Burada bazı önemli kişisel amaçlarınıza ulaşmak için de gereken cesareti bulabilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç dolunayı sizin için özellikle parasal konuları işaret ediyor. Burada belki, yani ilişki dinamiklerinizle ilgili, belki bir işbirliği, bir yatırım, belki eşinizin parasal kaynaklarıyla ilgili bazı stresleriniz var ya da bazı baskılar hissediyorsunuz. Bir kredi konusu olabilir gündeminizde, ya da bir borçlanma konusu, ya da bir borcu ödeme konusu olabilir, ya da bir vergi konusu olabilir. Buralarda bazı baskılar var. Hani daha önceden hani birikmiş, bir türlü halledemediğiniz bir konu tekrar gündeme gelebilir, özellikle finansla ilgili alanlarda. Bunu çözmek için tabii ki yollar arayabilirsiniz. Çok kolay enerjiler olmayabilir, mücadele etmek gerekiyor. Ama bunun için de evet, bu mücadeleleri ettiğiniz takdirde çözümlere de ulaşabilirsiniz. Bazı güçlü kişilerin de desteklerini alabilirsiniz. Bir miras konusu netleşebilir. Bir tazminat, bir burs konusu, belki bir sigorta işiniz netleşebilir. Emeklilikle falan bağlantılı da olabilir bu. Ya da bir nafaka konusu gündeminizde. Hani bununla ilgili artık daha kararlı, daha hedef odaklı olabileceğiniz ve net sonuçlar alabileceğiniz önemli bir dönem. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Koç dolunayı sizin için de çok önemli. Mars burcunuzda, Güneş burcunuzda, Merkür burcunuzda bu dönemde gerçekten mücadele etmeniz gereken konular var. Birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Belki bazı haksızlıklarla mücadele ediyorsunuz. Bunlar ilişkilerle ilgili olabilir, yasal bir konu olabilir. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda rakipleriniz var. Belki gerçekten açık düşmanlıklarla karşılaşıyorsunuz. Önemli mücadeleler içerisindesiniz. Baskılar var. Evet, kendinizi belki güvenlik alanında biraz baskılanmış hissediyorsunuz. Ailevi konularda sorumluluklarınız var. Bunları yönetmekte biraz zorlanıyorsunuz. Bu dolunay aslında belirsizlikleri bir netleştiriyor. Sizi aşılması gereken konularda
daha güçlü ve daha kararlı hale getiriyor ve siz köklü bir şekilde özellikle ilişkilerinizle ilgili alanlarda önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Bu belki bir işbirliğini sona erdirebilir ya da evliliğinizle ilgili bir konuda artık net bir karara varabilirsiniz. Ve bununla bağlantılı belki yerleşim alanlarınız, çalışma ortamlarınızda da güçlü dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç dolunayı sizin için Mars-Plüto karesi aktif olduğu için biraz stresli ve gerilimli enerjiler getiriyor. Günlük hayatınızda, iş hayatınızda bazı mücadeleleriniz olabilir. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler konusunda belki böyle bir tıkanıklık var. Belki birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık konularını önemseyin. Bu dolunayda sağlığınızla ilgili bir durum açığa çıkabilir. Görmediğiniz bir şeydir veya kronik bir sorun tekrar gündeme gelebilir. Köklü bir şekilde bazı fikirlerinizi değiştirmeniz, bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz, belki bir diyete başlayacaksınız, belki beslenme programınızı değiştireceksiniz, işte spora başlayabilirsiniz Koç dolunayında, çalışma ortamınızda yenilikler yapabilirsiniz. Tüm bunlar hayatınızda hızlı bir şekilde gündeme gelebilir. Yaralanmalara dikkat edin. Kas, eklem, özellikle dişler, baş bölgesi, hani buralardaki hassasiyetler bu dönemde öne çıkabilir. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç dolunayıyla beraber bu dolunayda kalbiniz biraz hızlı atıyor, biraz böyle heyecanlar var, aşk konuları, romantik konular, işte sosyal alanlardaki eylemler hızlı, biraz mücadeleci bir dönemdesiniz. Çok tutkulusunuz. Özellikle parasal konularda tutkularınız ön planda. Kişisel girişimleriniz, işte kendinizi ifade etmek, yeteneklerinizi değerlendirmek, yaptığınız çalışmaları belki başkalarına sunmak, dikkat çekmek, hani bunun maddi karşılıklarını almak istiyorsunuz. Evet, çok güçlü dönüşümler var. Bu anlamda evet, belki sanatla uğraşıyorsunuz, belki bir hobinizi işe dönüştüreceksiniz. İşte harcadığınız emeklerin karşılığını parasal olarak alacaksınız. Buralardaki mücadele ettiğiniz alanlarda hızlı geri dönüşler olabilir. Ancak özellikle parasal riskler alıyorsanız, hani çok kazanmak amacıyla böyle çok hırslı ve tutkulu davranıyorsanız bazı sert etkiler de olabilir burada. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sabırsız ve burada çok böyle hırslı davranmamak gerekiyor. Daha mantıklı hareket etmek gerekiyor. Hamilelik, doğum, çocuklarla ilgili konular aktif. Yani böyle hayatınızda güçlü gündemler olabilir. Aşk konuları zaten önemli gündemler yaratabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin için de güçlü bir dolunay, önce bir burç olduğunuz için özellikle 27 derece ve yakınlarında güneş burcunuzda yükselen burcunuz varsa daha da bir önemli olacaktır. Ev yuva alanlarınızda bir aydınlanma var. Belki bir ev konusu gündemde, bir yerleşim alanında yenilik, değişim var. Bir emlak alma, satma, kiralama gibi bir konunuz var. Biraz ailevi alanlarda mücadeleler görülüyor. Hani iş konularında, kariyer konularında hedefleriniz var. Buralarda sanki aile ile kariyer arasında gerilimler yaşıyorsunuz. Kontrolcü bir burçsunuz. Bu dolunay sizin o kontrolcü yönünüzü çok öne çıkaracak. Bu kontrolcülüğünüz etrafınızdaki kişilere biraz baskı yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu da hani aile büyükleriyle gerilimler, üstlerle çatışmalar, biraz ego çatışmaları, mücadeleler yaratabilir. Özellikle öfke kontrolüne dikkat edeceğiz. Aşırı manipülatif durumlara dikkat edeceğiz. Strese dikkat edeceğiz. Kariyer konularında bazı hedeflerimiz var. Ailevi ve yuva alanlarında da bu dolunayla beraber belki yaşadığımız yerlerde önemli değişimler olabilir. Önemli kararlar verebiliriz. İlişkilerimizle de ilgili olabilir bunlar. Yani evlilik, işbirlikleri ve benzeri alanlarda da mücadeleler ve bunun sonucunda ulaşacağımız bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, gerçekten çok parlak fikirler ürettiğiniz yaratıcı bir dönemdesiniz. Bu dolunayda böyle güçlü bir fikir ortaya çıkarabilir. Daha önceden uğraştığınız işleri de ortaya çıkarabilirsiniz artık. Bir eğitimi tamamlamanız, ticari bir oluşum söz konusu olabilir. Yakın çevre ilişkileriniz çok hareketli. Kardeşlerle ilgili konular, komşular, biraz arkadaşlarla birlikte yapılan işler, girişimler öne çıkıyor.
strese dikkat edin. Çok kendinizi, fikirlerinizi ortaya koyarken çok böyle ateşli olabileceğiniz bir dönem. Bu da etrafınızda bazılarının hani tepkisini çekebilir. Gizli düşmanlıklar, biraz ki arka planda böyle negatif enerjiler oluşturabilir. O yüzden kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Adalet konularını, hak hukuk konularına dikkat edin. Hani belki bir hukuksal konu gündemdedir. Orada bazı mücadeleler olabilir. Seyahat planlarınızda değişimler olabilir. Trafikte dikkat edin. Çünkü Mars Plüto karesi bazen kazalara, sakarlıklara zemin hazırlayabilir. Hızlı hareket etmemek gerekiyor. Biraz daha sakin, dengeli hareket etmek gerekiyor. Konuşurken de böyle kendinizi ifade ederken de çatışmalardan uzak durmakta, daha sakin olmakta fayda var. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç dolunayı sizin için parasal konular anlamına geliyor. Yani parayla ilgili bir farkındalığınız var. Belki çalıştığınız, çabaladığınız, beklediğiniz paralar var. Bu dolunay güçlü bir etki verebilir burada. Önemli bir kazanç getirebilir size. Kazanç için, gelir için tabii ki işe ihtiyacınız var. İşle ilgili mücadeleleriniz var. Ya da günlük hayatınızda gelir gider dengenizi bir şekilde oluşturmak, hani bütçenizi dengelemek için mücadeleler var. Burada bunun içinde bazı harcama planlarınızda değişimler yapabilirsiniz ya da iş ve çalışma ortamlarınızda değişimler yapabilirsiniz. Baskılar söz konusu, özellikle parasal konularda çok maceracı olmamak gerekiyor. Bu dönemde riskli alanlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Yatırımlar söz konusuysa, yani hisseli paralar, işte eşinizin parası, kaynakları ya da bir borçlanma konusu ya da bir kredi konusu söz konusuysa, bu dönemde daha dengeli hareket etmekte fayda var. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.